Herkese merhabalar. Yeni bir video, yeni bir proje ile birlikteyiz. Bugünkü projemizde manyetik ısıtma ve manyetik elektrik üretimi ile ilgili harika bir proje hazırladım arkadaşlar. Şimdi detaylar. Bilindiği gibi bir mıknatısın İki manyetik alanı var. Bunlar S ve N. Bu değişmez bir kural. Bunların hanginin S, hanginin N olduğu dünyanın manyetik alanıyla karşılaştırılarak özel cihazlarla bulunabiliyor bildiğiniz gibi. Ama bizim elimizde iki adet mıknatısımız var ise, bakın, mıknatıslardan birine S, diğer yönüne N yazdım. Şu anda hanginin S, hanginin N olduğu bizim için önemli değil. İki kutup birbirini iterse aynı demektir. Yani N, N. İki kutup birbirini çekerse bir kutup N, diğer kutup ise S'dir arkadaşlar. Ne yapıyorum? N kutbum, diğer tarafta ise mıknatısımın bu yüzeyinin S kutbu olduğunu ben anlıyorum. S ise diğer taraf N arkadaşlar. Peki buradaki pusulamız niye pırıl pırıl dönüyor? Aslında dünyanın da bir manyetik alanı var bildiğiniz gibi. Şu anda gördüğünüz gibi burada iki manyetik alanın etkisinde iki yapay, yani şu anda iki manyetik alanın etkisinde kaldı mıknatısım. Aynı zamanda dünyanın da bir manyetik alanı var. Şu anda mıknatısımız tamamen kontrolden çıktı diyebilirim. SN tamamen belirsiz bir hale geldi. Peki bizim manyetik alan ne işimize yarar? Manyetik alanla biz elektrik üretebiliriz. Aynı zamanda ısı üretebiliriz. Bunu nasıl sizlere kanıtlarım? Çok basit bir düzenekle bunu şimdi göreceğiz. Evet, burada bir bobinim 400 tur sarıldı. Burada ise LED diyotlarımı görmektesiniz. Hemen şu şekilde nidyum mıknatıslarla basit bir test yapacağız. Evet, tamamen manyetik olan bir yüzeyim var. Her iki mıknatısımızı manyetik yüzeyimize SN gelecek şekilde yapıştıracağım. Her geçişimizde buradaki LED'lerimizin ışık saçtığını gözlemleyebiliyoruz. Bunun nedeni manyetik alanın SN şeklinde bu kısımda sürekli olarak değişmesi diyebiliriz. Bobinimizin iki kenarını mıknatıslarımızın 90 derece açıyla kesmesi şart. Bobin kenarlarımızın alt ve üst bölmesinden geçiş yaptığımızda gördüğünüz gibi LED'lerin herhangi bir ışık saçma durumu ortaya çıkmıyor veya çok az ışık saçıyor. Bunun nedeni bobinin alt ve üst kenarından manyetik alanın geçmesinin elektrik üretimine herhangi bir faydasının olmadığı şeklinde yorumlanabilir. Esasen burada da bir enerji üretiliyor. Bu kısımda ürettiğimiz enerji ise bizim ısı enerjisi. Yani biz bir iletken üzerinde hem ısı hem elektrik enerjisi elde edebiliriz. Peki elektriği gözlemleyebildik. Isıyı nasıl gözlemleyeceğiz? Biraz sonra yapacağımız testte ise ısının nasıl oluştuğunu hep birlikte göreceğiz. Manyetik alanı diğer türlü nasıl oluşturabiliriz? İkinci yöntem ise manyetik alanın elektrik akımıyla oluşturulması. Burada manyetik olan metal parçalarımı görmektesiniz ve buradaki güç kaynağımızdan
bir elektrik bobinine akım verdiğimizde aslında pusulada da gözlemleyeceğimiz gibi yine bakın burada bir hareketlenme ortaya çıktı. İşte burada biz elektrik akımını kullanarak manyetik alan oluşturduk arkadaşlar. Evet, gördüğünüz gibi akımı kestiğimde ise gördüğünüz gibi tüm pullarım döküldü. Aynı hareketi doğal mıknatısa da yapabiliriz. Peki doğal mıknatısa manyetik alan uygularsak nasıl bir sonuç elde ederiz? Diğer türlü ise çekecektir. Manyetik alanın etkilerini burada gözlemleyelim tekrar. Evet, az önce anlattığım konuyu şimdi 2500 wattlık bir flanş alternatörün diski üzerinde sizlere anlatmaya çalışacağım. Evet, buradaki diskimizde yine mıknatıs dizilimlerimiz arkadaşlar. Az önce belirttiğim gibi N, S, N, S, bu alternatörün flanşını görmektesiniz. 2,5 kW'lık sabit mıknatıslı bir flanşımız. Yine az önce anlattığım gibi burada bobinleri görmektesiniz arkadaşlar. Bu tamamen elektrik üretmek için kullanmış olduğum bir statorum. Tabii ki aynı zamanda burada benim üst flanşım da bulunuyor. İki flanş arasında, iki manyetik alan arasında kalan stator ile elektrik üretimi yapılmakta. Bir düzenek oluşturdum burada. Oluşturmuş olduğum düzenekte buradaki flanşımı bir elektrik motoruyla döndüreceğim. Şimdi burada ısı ve elektrik üretimini hep birlikte göreceğiz. Motorumuzu açalım. Evet, motorumuz dönmeye başladı. İlk önce mini küçük bir bobin hazırladım arkadaşlar size. Sadece ince bir bobinden alacağımız gücü aktaracağım. Motorumuz hızlansın ve motorla birlikte buradaki ampulün de ışığını gözlemleyelim bir yandan. Hızlandıralım motorumuzu. Evet, hızlandıralım. Evet, buraya dikkat etmenizi istiyorum. Bakın, mıknatıslar tam bobinin orta noktasından geçerken aydınlığımız maksimum seviyede. Bobinleri dik kestiği yerde ise güç yok denecek kadar az.
Evet, gördüğünüz gibi manyetik alan ortalama 10-15 santim mesafede bu alanda etkin arkadaşlar. Evet, bu aşamada manyetik ısıtma testine geçeceğiz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bakır bir boru artık spiral şekilde yuvarlak daire şeklinde getirdim. Buradaki bakır borun içerisine su dolduracağız. Manyetik alanla suyu ısıtacağız. Daha doğrusu ısıtmaya çalışacağız. Manyetik alanla elektrik üretmeyi öğrendik. Şimdi aynı anda manyetik sürtünme ile ısı ve elektrik testine geçeceğiz. Evet, şimdi su basacağız borunun içerisine. Bakır borunun içerisindeki suyu ısıtmaya çalışacağız manyetik sürtünme ile. Evet. Evet, bugünkü projemizde manyetik alanla ilgili iki farklı konuyu test etmiş olduk. Birincisi manyetik ısıtma, ikincisi ise manyetik alanı kullanarak elektrik enerjisini elde etme diyebiliriz arkadaşlar. Her iki projenin de kendine has farklı yönleri vardı. Bu projede bunları sizlere anlatmaya çalıştım. Umarım faydalı bir proje olmuştur. Projeyi beğendiyseniz like atmayı, kanalıma abone olmayı, yeni projeler için bildirimleri açmayı unutmayın. Şimdilik hoşçakalın.